Nedret Ersanel Jenga 1. Ermenistan-Azerbaycan savaşının jeopolitik çıktılarından biri olarak Rusya-Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan-İran-Ermenistan kasnağı projeksiyonu ve dört yönde yarattığı değişim baskısı. 2. Afganistan'da ABD ve Avrupa'nın yenilmesi, buradan doğan Çin-Suriye yönlük ama. 3. ABD'nin Orta Doğu'da light politiğe geçmesi, Körfez ülkeleri, Irak ve hatta Suriye'de kilo kaybetmesi. 4. Bölge ülkelerinin İsraille normalleşmesini besleyen dinamiklerin diyete girmesi, bu vesileyle kurulmuş kimi ittifakların Körfez İsrail, Akdeniz İsrail, Afrika İsrail çarklarının ve Abraham anlaşmaları ruhunun yavaşlaması. 5. Bağlı olarak İran'ın nükleer müzakerelerde başta Çin ve Rusya'nın sırt vermesiyle avantajlı konuma geçmesi. ABD'nin etkin pozisyonunu muhtemelen isteyerek terk etmesi. 6. Tel Aviv'in ilk defa ABD'yi hedef alarak Tahran'la müzakerelerin derhal sona erdirilmesini ikaz etmesi. 7. Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri yani prensler arasındaki ergen ortaklığının bozulması, rekabete dönüşmesi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye'ye ister seve seve ister kerhen ama benim tercihim ikna edilerek gelmesi. 8. Kökten sarsılan ve tekrar yazalım, Kafkaslar, Batı Asya, Karadeniz, Dede Ağaç'la sembolleşen kartografi bütün taşları yerinden çıkarmış, hakkını verirse doğru yerlerine yerleştirilmek üzere Türkiye'nin önüne yığmış bulunuyor. İngiltere hücrelerini yeniliyor. Projeksiyonun taraflarının cephelerinin ibra edilmesi gerekiyor. Ve tek olay, basit bir ziyaret, bu maketi müstakbel dünyanın proje eskizine dönüştürüyor. Yunanistan'ın Birleşik Arap Emirlikleri veliaht prensinin Ankara ziyareti nedeniyle kudurması karine ise Fransa Devlet Başkanı Macron'un Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gideceğini ilan etmesi delildir. Hem kaybetmeye başlayanları işaret ediyor, hem oyuna vaziyet eden, zaten bildiğimiz ve pek evvelden yazıp konuştuğumuz, paylaştığımız oyuncuyu da ifşa ediyor. Paris kaybedecek oyunculardan biridir. Macron'un şapkası uçmuş durumda ve İngiltere'nin coğrafyada hücrelerini yenilemesi karşısında paniğe kapılıyor. Fransa-İngiltere rekabetinin uzantılarından biridir bu. Aynısı Brexit'te, Manş Denizi'nde, Avrupa ordusu tartışmalarında, NATO içinde, Rusya ile ilişkilerde, Almanya ile ortaklıklarda, Afrika'da yaşanıyor. Somuttur. Libya krizinden başlayarak Kuzey Afrika'nın tamamında yaşananlar da aynı vakadır. Yetmez diyorsanız sorun değil. AUKUS öyledir. Avustralya-Fransa arasındaki milyar dolarlık denizaltı ihaleleri de aynı maçın roundlarından biridir. Haliyle Yunanistan'da yani Fransa ile bir sürü askeri anlaşma yapan, Türkiye ile gerginlik olursa nükleer güç Fransa bize destek sözü verdi diyen Atina'da kaybedecekler listesine yazılıyor. Amerikan üssü olmasını bile anlamıyor. 444 MI6'in başkanı Richard Moore'un ilk kez kamuoyu önüne çıkarak Londra'nın algıladığı dört tehdidi açıklaması. Çin, İran, Rusya ve müstakbel sorun çıkartacak ülkelere hazırlık olsun için uluslararası terörizm. Peki bunun sahadaki karşılığı ne? Yani askeri karşılığı ne? Pasifik aynı denklem ama orada zaten artık varlar. Hem donanmalarıyla hem ittifaklar içinde. Ama MI6 şefinin listesinden birkaç gün önce açıklanan İngiliz ordusu 4 askeri kuvvet oluşturuyor. Son teknolojik ekipmanlarla donatılmış bir özel birlik Doğu Avrupa'ya, Rusya'ya, bir tanesi Orta Doğu'ya, iki tanesi Afrika'ya. Karenin dört köşesini birleştirin. Hangi harita ortaya çıkıyor? Maket görünüyor ama maket bıçağının kimin elinde olduğu da ortaya çıkıyor. O ülke Türkiye'dir. NATO ve Agit zirveleri vesilesiyle ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Sayın Çavuşoğlu arasında gerçekleşen görüşmenin açıklanan başlıklarına bakalım. Ukrayna, Avrupa, Suriye, Orta Doğu… Kafkasya, Rusya, Etiyopya, Libya, Afrika. Amerika bu dörtgenlerde hafiflemeye çalışıyor ama daha çok ustaya bırakmak sayalım. Kaldı ki siyasi seçimdir. Askeri seçim olmadığını gözlemliyoruz. Akılda dursun, Pentagon'un pazartesi açıklanan 2021 küresel duruş incelemesi, Amerikan politikasının yalnızca Hint Pasifik ve Avrupa'da değil, Orta Doğu'da da Afrika dahil kalıcı duruşun gerekliliklerini kayda geçiriyor. Biden'ın benimsediği diplomasinin ABD dış politikasının merkezinde olduğu iddiasıyla çelişse de bir işi yapmanın üç yolu vardır. Doğru yolu, yanlış yolu, askeri yolu. Mayının yanındaki bayrak. Olası sonuçlardan biri de Suriye'de yaşanabilir. YPG'nin Moskova ve ABD'de ağırlanması, Şam yönetimi ile YPG'nin uzlaştırılması için adımlar atılması İsrail-Rusya arasındaki özgün ilişki, İran'ın buradaki varlığı konusundaki tartışmalar, Irak seçim sonuçlarından sonra Kuzey Irak'ta gelişecek Suriye ilintili projeksiyonlar, kendi sınırları paramparçayken Suriye parlamentosunun Hatay'ı geri almak için her şeyi yapacağız bildirisi yayınlaması veya Türkiye'nin Mısır ve İsrail ile ilişkilerinin başka bir evreye geçeceğine ilişkin Cumhurbaşkanı'nın Birleşik Arap Emirlikleri ile aramızda nasıl bir adım atıldıysa bu ülkelerle de buna benzer adımları atacağız açıklaması da yeni jeopolitiğin anlaşılır kılınmasında önemli bir veri. Yazının finalinde ama oyunun başında kırmızı bayrağı mayının yanına dikelim. İngiltere'nin bölgedeki yeni, güncellenen rolü Türkiye lehine sonuçlar üretme potansiyeli barındırsa hatta üretecek olsa da son perdede sahneye neyin çıkacağından kimse, hiçbir ülke emin değil. Ankara zaten emin olmamalı. Hakkı verilirse şerhimiz ondan. Nedret Ersanel Mehmet Acet Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan kritik sorulara önemli cevaplar. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a zaman zaman çıktığımız seyahatler, yaptığımız sohbetler, gazetecilik faaliyeti açısından ciddi anlamda ufuk açıcı oluyor. Bakan Akar'ın içeriği zengin ve coşkulu bir konuşma dili var çeşitli konularda kendisine ait özgün kavramsallaştırmaları var. Söyledikleri ağzından çıkan her cümlenin, her kelimenin üzerinde fazlasıyla düşünülmüş, nasıl algılanacağı hesap edilmiş, kurmay akıl süzgecinden geçirilmiş olduğu izlenimi veriyor. Perşembe günü kendisiyle Milli Deniz Topu'nun Konya Karapınar'daki atışlarını izledikten sonra bu üretime imza atan makine kimya endüstrisinin Kırıkkale'deki mühimmat fabrikasında sohbet ettik. Deniz topu donanmaların vazgeçilmezi olarak kabul ediliyor ve savaş gemilerinin vurucu gücü olarak biliniyor. Fiyatı da bir hayli yüksek olan bu mühimmatın 12 ay gibi kısa bir sürede yerli ve milli imkanlarla geliştirilmesi önemli bir gelişme. Savunma sanayinde gurur verici bir durumdayız, cin şişeden çıktı.'' Bakan Akarla sohbetimizde savunma sanayi alanında kaydedilen gelişmelerin askerin moral ve motivasyonunu nasıl etkilediğini sorunca şöyle bir cevap aldım. Gurur verici bir durumdayız. Bu durum moral motivasyonu artırıyor. Önceden piyade tüfeklerimizin patenti dahi yabancı meşayeliydi. Şimdi ise dışarıya silah satıyoruz. Birçok ülkenin polisinde, ordusunda bizim ürettiğimiz silahlarımız kullanılıyor. Cin şişeden çıktı. Koca Yusuf'un trafiğini bir görseniz. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde Bulu ve Kayseri'de olmak üzere iki komando tugayı olduğu bilinirdi. Bu bilgiden kaç kişi haberdar bilmiyorum ama şimdi bu sayı 17'ye çıkmış. Ordunun sahadaki muhalif gücünün nasıl arttığını yansıtması bakımından çok kıymetli bir bilgi bu. Peki bu nasıl oldu? Bakan Akar, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti uluslararası ortamda özne haline geldi." diyor. Bu durumun Türkiye'nin etki ve ilgi alanını genişlettiğini, bu bağlamda da Türk Silahlı Kuvvetlerinin sorumluluklarının arttığını ifade ediyor. Büyüklüğü nedeniyle Koca Yusuf lakabı takılan A400M nakliye uçağının trafiğinden örnekler verip şöyle diyor: Onların bir ulaşım trafiğini görseniz biri gidiyor biri geliyor. Biri Somali'ye gidiyor, diğeri Bosna Hersek'ten geliyor. Öbürü Azerbaycan'a, Kosova'ya gidiyor. Eğitim, işbirliği çalışmalarımız kapsamında oradaki dost ve kardeşlerimizle çalışmalarımız var. Süreklilik var. Hudutta görev yapan kahramanlarımızın emeğine saygı duyulsun. Bakan Akar'ın sınırlardaki duruma dair verdiği önemli bilgiler ve yaptığı değerlendirmeler var. Bu bilgilerin içinde geçen rakamlar son derece dikkat çekici. Hudutlarımızda Cumhuriyet tarihimizin en yoğun etkin tedbirleri alınmış durumda. Yılbaşından itibaren hudutlarımızda 99.251 kişi yakalandı. Bunların 444'ü DAEŞ, PKK, YPG ve FETÖ üyesi terörist. 278.885 kişi ise yurda girmeden hudutta engellendi. Ağırlıklı olarak İran sınırında. Mücadelemizi sürdürüyoruz. Hudut namustur anlayışıyla yapılan faaliyetlerimiz eksiksiz, aksaksız devam ediyor. Yüksek motivasyonla Mehmetçik görevini yapıyor. Tek isteğimiz o kahramanlarımızın emeğine saygı duyulması. Şimdi de ABD ile ilişkilerden Suriye'deki son duruma, Dede Ağaç'taki gelişmelerden S-400 kurulumu ve FETÖ ile mücadele çerçevesinde sorduğumuz sorular ve aldığımız cevaplar üzerinden Milli Savunma Bakanı Akar'ın gündemdeki diğer konularla ilgili değerlendirmelerini aktaralım. Soçi'den sonra ateşkes ihlalleri azaldı. 29 Eylül'de Soçi'de Sayın Cumhurbaşkanımızla Sayın Putin'le yaptığı görüşmenin ardından Suriye'deki ateşkes ihlalleri ciddi şekilde azaldı. Biz bu ateşkesin kalıcı olması, bölgedeki istikrarın sağlanması, normalleşmenin sürdürülebilmesi için elimizden gelen katkıyı veriyoruz. Dede Ağaç'la ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. ABD'nin söz konusu sevkiyatları Atlantik Resolve Harekatı kapsamında yapılan faaliyetlerdir. Bu faaliyetler 2014 yılından itibaren yapılıyor. Daha önce Baltık üzerinden yapılan faaliyetler son dönemde Dede Ağaç üzerinden gerçekleştiriliyor. Bunlar ABD'nin Avrupa güvenliğine katkı sağlamak üzere yaptığı faaliyetler. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. ABD ile ilişkiler daha öngörülebilir hale geldi. Bakan Akar'ın ABD ile ilişkiler ve S-400'ün kurulumuna dair iki önemli soruya verdiği iki önemli cevap var. Aktaralım. Soru. ABD ile ilişkiler daha öngörülebilir bir hale geldi mi? Cevap. Evet geldi. ABD Savunma Bakanlığı Türkiye'ye verdiği önemi belirtiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın Biden'la görüşmesinin ardından yumuşama oldu. ABD'li müttefiklerimizle açık, net, objektif konuşuyoruz. ABD'liler Türkiye'nin önemini, anlamını biliyor. Biz NATO ittifakının ayrılmaz güçlü parçasıyız. Bugüne kadar taahhütlerimizi yerine getirdik. Bizim güçlenmemiz NATO'nun güçlenmesi anlamına geliyor.'' F-35 boşluğunu doldurmak için blok 70 denilen Viper'ları istedik. Bununla ilgili bir yıl teknik çalışma yaptık. Yabancı askeri satışlar denilen teknik bir konu. Bununla SSK toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımızın onaylayınca gerekli çalışmaları başlattık. Taleplerimizi verdik. Süreci takip ediyoruz. Soru S-400 sistemleri kuruldu mu? Cevap S-400 uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemidir. Hava savunma silahı şuraya kurulacak, buraya kurulacak türden bir sistem değil bu. Olası tehditlere göre kullanılır, konumlanır. Faaliyetlerimiz planlandığı gibi devam etmektedir. FETÖ'yle mücadele FETÖ'yle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Yeni bilgi, belge geldikçe bütüncül bir yaklaşımla bütün arkadaşlarımızla mücadeleyi sürdürüyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri üniformasını hiçbir hainin taşımasına asla müsaade etmeyeceğiz. 15 Temmuz'dan bugüne kadar 24.253 kişi ihraç edildi. Mehmet Acet